Tatlım, 5-8 buji anahtarını uzatır mısın? Tabii. Üstüne dondurma etiketi mi yoksa oynak gözler yapıştırdım mı? Oynak gözlü. Al bakalım. İş yerine gelmeme izin verdiğin için teşekkür ederim. Ne? Lafım olur. Yardım için teşekkürler. Büyüdün, koca kız oldun. Ellerini yağa bulaştırabilecek kadar. Sözü geçmişken. Merhaba Yağlı. Ah, merhaba Nes. Yağlı, motosiklet hazır olunca haber verecektim. Aa, öyle ama ben yine de bir uğrayayım. Hey, bu bebeğin motosiklet dükkanında ne işi var? Bebek mi? Nerede? Hayır, seni kastediyordum bebecik. Konuşan bir bebeksin sen. Hey Yağlı, daha sonra gelsen nasıl olur? Hadi ama, yani oyuncak bebek elbisesi giymiş. Bilardo salonunda bile böyle kaba davranmıyorlar. O arka kapı değil, tuvalet. Sen Yağlı'ya bakma Tili. Başının üstünden motosiklet geçti onun. Belki de çok küçük görünüyorumdur. Aa tatlım, harika görünüyorsun. Ama yaşın birazcık büyümedi de değil. Ergenlik öncesindeyim. Evet, alışveriş merkezinde sana yeni bir tarz yaratmaya ne dersin bakalım? Gerçekten mi? Kesinlikle öyle. Çok eğleneceğiz. Sağ ol anne. Oh, babana yemeğe gelemeyeceğimizi haber vereyim. Ah, merhaba Nancy. Tabii, hiç sorun değil. Evet, yine kabak var. Tamam, hoşça kal. Çok yazık oldu. Ablan yemeğe gelemiyor. Asıl bize yazık. Üst üste 6 gündür her öğünde kabaktan başka bir şey yemedik. Bu kadarı da fazla artık. Cricket, bu ay çok fazla kabak yetiştirdik. Fazlalıkları ailecek yemeliyiz. Greenler yiyecekleri asla israf etmez. Baba, her şeyi yerim. Yeter ki kabak olmasın. Nine, bana azıcık destek ol. Boş versene. En iyisi razı olmak. O haklı. Acımasızımdır. Ye hadi. Bunu yapamam. İzle. Cricket. Sessiz yemeye çalışıyorum. Yapamıyorum işte. Yemek zorundasın. Burada baba kanunları geçerli. Tabağındaki kabağın hepsi bitmeden o sandalyeden kalkma iznin yok. Ben de bundan böyle bu sandalyede yaşarım. Nereye gidiyoruz anne? İstediğin şey saygı duyulan olgun bir genç bayan tarzıysa aradığın yer işte tam olarak burası. Okuduğum bir dergiye göre yani. Vay canına. Eskiden bu tür mağazalardan mı alışveriş yapıyordun? Pek sayılmaz. Gençliğinde uyum sağlamak istediğimde dövmeciye gidip dövme yaptırmıştım. İlk dövmeni mi? Göster 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 göster. Hayatta olmaz tatlım. O dövme fazlasıyla utanç verici. Ayrıca sana dövme yaptırmayacağız. Ama şuna ne dersin? Kulak deldirme mi? Fikrimi değiştirdim. Devam et. Fazla sade. İnsanların fark edeceğini sanmıyorum. Katie dinle. 1, seni seviyorum. 2, tarzını seviyorum. 3, birleştirince ben fırtınayım yazan bileziklerimizi seviyorum. Her şeyden önemlisi sonunda gerçek bir kadın gibi hissedebilmeyi seviyorum. Nefesi kesilmek.